Videoyu izlemeye başlamadan önce iki kere düşünün. Başınıza gelebilecek her türlü ruh sağlığı bozukluğundan sadece siz sorumlusunuz. Tarihi Florida'daki bu ev daha önce bir cenaze eviydi. Daha sonra ev sökülüp başka bir yere tekrar monte edildi. 1920'lerde Carl Riddle isimli bir adam bu evin sahibiydi. Olayın korkunç yanı ise evin daha önceki sahiplerinden Joseph kendisini tavana asarak intihar etmişti. Şimdi ruhu insanlardan nefret ediyor ve tavan arasına giren insanlara saldırıyor. Bu yüzden tavan arasına herhangi bir insanın girmesi yasak. Evin diğer bölümlerinde de ruhlar bulunuyor. Evdeki eşyalar devamlı hareket ediyor. Bir rivayete göre içinde Kırmızı Oda adlı videonun bulunduğu bir site vardı. Bu videoyu izlerken karşınıza bir pencere açılır ve Japonca "sever misin" diye bir şey yazar. Her kapattığında tekrar açılır ve en sonunda Kırmızı Odayı sever misin halini alır. Bunu izleyen kişi gizemli bir şekilde öldürülür ve oda kanıyla kaplanır. Bu normal bir korku videosu. Gerçek hayatta bir kız en yakın arkadaşını öldürdükten sonra şehir efsanesine dönüşmüştür. Kızın bilgisayarında en çok izlediği, en çok ziyaret ettiği sayfa Kırmızı Oda videosuymuş. Videoyu "Do you like the red room?" yani Kırmızı Odayı sever misin yazınca bulabilirsiniz. Cehennem Kasabası. Ohio'nun kuzeyindeki Summit kasabasında ürkütücü bir lakap ile biliniyor. 70'lerde devlet tarafından satın alınan kasabanın tüm yaşayanları boşaltılacaktı. Tüm evler de yıkılarak burası ulusal bir parka dönüştürülecekti. Fakat işler planlandığı gibi gitmedi. Efsaneler yayılmaya başladı. Ormanın içinden geçen araba yolu insanlar orada yaşarken bile ürkütücüydü. İnsanlar gittiğinde daha da korkunç oldu. Çünkü aynı zamanda itfaiyenin pratik yapmak için kullandığı yanmış evler barındırıyordu. Gerçeğe dayansa da, hayal ürünü olsa da bu kasaba hakkında efsaneler büyüdü. Bu yolda çok zaman kaybedenlerin orman içindeki korucular tarafından öldürüleceği dedikoları yayıldı. Bunların içinde satanistler, Klux üyeleri, bir akıl hastası, büyük bir yılan, mutanslar bulunuyordu. Yolun sonunda Boston mezarlığı bulunuyor ki burada korkunç bir hayalet ve yürüyen ağaçlar vardı. Sosyal medyada paylaşılan bu fotoğrafın altına şu not düşülmüştü. Dün gece ailem dışarı çıkmıştı ve evde tek başınaydım. Gün ve gece boyunca aralıklarla kar yağdı. Ertesi sabah kahvaltı yapmak için mutfağa indiğimde pek de yalnız olmadığımı fark ettim. Bu hastane Oakland tarafından satın alınmadan önce Athens Akıl Hastanesi ismini taşıyordu. Bu hastaneye yüzlerce lobotomi yapıldı ve deliliğin ana sebebi epilepsi ve mastürbasyon gösteriliyordu. Burası şu anda dünyanın en hayaletli 13. evi olarak biliniyor. Hemen yanındaki Ohio Üniversitesi'nde ruhlarla kuşatılmış olduğu düşünülüyor. Ünlü kimlik bozukluğu yaşayan tecavüzcü Billy Milligan bu hastanede uzun süre kalmıştı. Buranın en iyi hikayesi hastaneden kaçıp 6 hafta kayıp olan 54 yaşında bir kadına aitti. Kadın kullanılmayan bir koğuşta ölü bulundu. Kadın bulunduğunda tamamen soyunmuştu. Giysilerini katlayıp koymuştu ve soğuk bir betona yatmıştı. Sonuç olarak da ölmüştü. Çürüme ve güneş ışığının etkisiyle kadının bedeni bir yere iz bıraktı. Bu iz hala görünebiliyor. Söylentilere göre de öldüğü koğuşta ruhu dolaşıyor. 19 Şubat 2013 tarihinde 21 yaşındaki Kanadalı turist Alicia bir otelde müşteri olarak konaklıyordu. Tıpkı diğer müşteriler gibi. Ancak bu durum Alicia'nın otel çatıdaki su deposunda ölü bulmasıyla değişti. Alicia'nın ölümü aslında tamamen şans eseri ortaya çıkıyordu. Otelin müşterileri suyun görüntüsünü ve tadından dolayı yönetime şikayette bulundu. Sudaki bu değişimin nedenini araştıran görevliler Alicia'nın cesedinin deforme olmuş şekilde su tankında buldu. Talihsiz kadının üzerinde otopsi yapıldı ve 3 haftadır o su tankerinde olduğu ortaya çıktı. Ancak işin asıl tuhaf tarafı, ürkütücü olan kısmı bundan sonra başlayacaktı. Alicia'nın bir intihara mı yoksa cinayete mi kurban gittiği araştıran polisler şok edici bir kamerayı buldu. Kamera kaydı buldu. Görüntülerde Alicia korkmuş bir şeyden kaçar vaziyette asansöre binmekte ve rastgele tuşlara basmaktadır. Ancak asansör bir türlü çalışmaz ve bunun üzerine genç kadın saklanmaya çalışır ve tuhaf şekilde hareket sergiler. Daha sonra yavaşça dışarı çıkar ve kendi kendine konuşmaya, yalvarmaya başlar. Bu sırada elleri ve ayakları normal bir insan yapamayacak şekilde bükülür, eğilir. İnanın bu videoyu yaparken tüylerim diken diken oluyor. Daha sonra Alicia asansörden ayrılır ve kadın kaydın dışına çıkar.
Herkes kızın bir tür uyuşturucu kullandığı ve akıl hastası olduğu için böyle davrandığını düşünse de yapılan otopside kanında hiçbir harici madde bulunmamıştı. Bilinen bir hastalığa sahip olmadığı da ortaya çıkmıştı. Bu olayı ilginç kılan bir şey ise Elisa'nın iki alarmı geçerek çatıya çıkması ve içine girdiği su tankerinin kendi üzerine dışarıdan kilitlenmiş olmasıdır. Korkunç Olaylar serisinin ilk videosunun sonuna geldik. Siz de bu tarz videoların devamı için kanalıma abone olup videoyu beğenmeniz yeterli. Hoşçakalın.